Cenab-ı Hak bizi bu Allah dostunun yoluna koydu. Ona mürid etti. Medresesinde talep etti. Sonra medreselerinde hoca etti. Ne büyük bir izzet, ne büyük bir şeref. Bir zamanlar hiç ihvanları yokken Efendi Hazretleri o kadar uğraşıyordu ki bu insanların hidayeti gelmesi için, kadınların hak yola ermesi için ve hatta İsmail Ağa'ya imam olduğu zaman annemizle beraber, rahmetli ahirete giden annemizle beraber ev ev kapı kapı geziyordu. Çalıyordu kapıları. Hanım çıkarsa hacı anne. İslam anlatıyordu. Tarikatı anlatıyordu. Eğer ki erkek çıkarsa Efendi Hazretlerimiz. İslam'ı, Kur'an'ı anlatıyordu. Ve dolayısıyla bu gibi çalışmalarıyla bugün İsmail Ağa'nın durumu bu hale döndü. Elhamdülillah. Şimdi karşıya nereye giderseniz gidin, tesettürlü, çarşafı bırak, tesettürlü bir hanım bulamazsınız. Ama İsmail Ağa'ya yaklaştığınız zaman her taraf çarşaflı. Allah'a şükürler olsun. Sarıklı, sakallı insanlardan oluştu. Niye? Bu sultanımızın gayretleriyle, çalışmalarıyla oldu. Sadece İsmail Ağa ile kalmadı. İstanbul böyle oldu. İstanbul'la kalmadı, Türkiye böyle oldu. Türkiye ile kalmadı, neredeydi o Kırgızistanlı? Bak yavrumuz. Tacikistanlı hocam. Tacikistanlı mı? Ha. Her tarafta bak ta oradan geliyor, burada Efendi Hazretleri'nin medreselerinde ilim öğrenmeye gayret ediyor. Ne oldu? Dünyanın her tarafına bu işi yaydı sultanımız. Allah'ım biz ona layık evlat etsin. Amin.